Avrupa'da şiddete karşı kadın ağı, Kıbrıs'ın kuzeyinde Kayat tarafından eş zamanlı olarak başlatılan ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Step Up, Adım At kampanyası ülkemizde önemli ölçüde destek gördü. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla ben de adım atıyorum. Step Up kampanyasına destek ver, sen de adım at. Şiddet yasasının acilen hayata geçirilmesi için adım atıyoruz. Sen de adım at. Step Up kampanyasına destek ver. Ülkemizde yaşayabilir ve yaşanabilir sığınma evlerinin oluşturulması için adım atıyoruz. Sen de adım at. Step Up kampanyasına destek ver. Sosyal medyada birçok kişi, kurum ve kuruluş kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla "Ben de adım atıyorum, sen de adım at, Step Up kampanyasına destek ver" çağrılarında bulunarak kampanyaya aktif destek belirtmeye devam ediyor. Ülkemizde yaşanabilir ve yaşayabilir sığınma evlerinin oluşturulması için "Ben de adım atıyorum, sen de adım at, Step Up kampanyasına destek ver." Ülkemizde kadınların hayatlarına dair verdikleri kararların desteklenmesini sağlayacak eğitim ve hizmetler için adım atıyoruz. Siz de adım atın, Step Up kampanyasına destek verin. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla ben de adım atıyorum. Sen de adım at, Step Up kampanyasına destek ver. Kıbrıs Medya Grubu da geçtiğimiz gün kampanyaya destek vererek sosyal medyada yerini aldı. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla sen de adım at. Biz adım atıyoruz. Step Up, kampanyaya destek ver. Proje ile ilgili Kıbrıs TV'ye konuşan Kadından Yaşama Destek Derneği üyesi Zerrin Akıncı ve Mine Atlı ilgiden memnun olduklarını belirtti. Zerrin Akıncı, Step Up kampanyasının yanı sıra ev içi şiddet yasasının geçmesi ve sığınma evlerinin kurulması için lobicilik çalışması yapılacağını ifade etti. Step Up projesi Avrupa'da eş zamanlı olarak WAVE'in bir parçası olarak başlayan bir proje. Kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla başladı ve bunun ilk ayağı olan sosyal medya ayağı başarıyla geçen haftadan beri 25 Mayıs çarşamba gününden beri hayatta gördüğünüz gibi büyük bir ilgiyle devam ediyor. Evet. Step Up'ta amaç neydi peki? Amaç kadına şiddete karşı farkındalığı yaratmak. WAVE Viyana'da head office'i olan bir kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için olan bir network ve bu ağın bir parçası olarak Kayat'ta Kuzey Kıbrıs'daki tek dernek. Onunla ilgili Nisan'dan beri başlayan çalışmalar var. Sosyal medya ayağından sonra buradaki diğer networklerle de, diğer organizasyonlar ve derneklerle de birlikte, işbirlikleriyle beraber devam edecek olan 2 senelik bir kampanya. Evet, 2 sene boyunca Step Up'la ilgili çeşitli videolar paylaşılacak. Aynı zamanda bu mesaj da verilmiş olacak, değil mi? Aynen, tabii ki onun yanında sadece sosyal medyada videolar paylaşıp destek vermekten öte, ev içi şiddet yasasının geçmesi, ülkemizde de yaşanabilir ve yaşayabilir sığınma evlerinin yapılması için lobicilik çalışmaları da olacak. Evet. Peki Step Up'a ilgi nasıl oldu son günlerde gözlemlediğiniz kadarıyla? Evet, aslında bu soruyu biraz dıştan olarak size sormak gerekiyor. Biz çok memnunuz. Gerçekten çok farklı çevrelerden büyük bir destek aldık. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siyasetçilerimizden, milletvekillerimizden, iş adamlarımızdan, iş kadınlarımızdan ve her yerden, sizden de Kıbrıs medyası olarak bize büyük bir destek verdiğiniz için teşekkür ederiz. Farklı farklı sektörlerden çok iyi destek aldığımızı düşünüyoruz. Evet. Peki ülkemizde şiddet deyince aklımıza ne geliyor? Şiddet deyince maalesef bizim aklımıza sadece fiziksel şiddet geliyor. Fakat tabii ki sadece şiddet fiziksel şiddeti içermiyor. Bildiğiniz gibi cinsel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet, baskıcılık, ekonomik şiddet gibi birçok şiddet de maalesef ülkemizde de yaşanıyor. Evet. Çoğunlukla fiziksel şiddet aklımıza geldiği için bizim ülkemizde şiddet yoktur diyoruz. Biz böyle geçiştiriyoruz. Bu doğru bir yaklaşım mı? Kesinlikle yanlış bir yaklaşım ve hatta Kayat bünyesinde, Mine Hanım da biraz sonra size daha detaylı olarak bahsedecek, yapılan araştırmada da ülkemizde de 1/3 oranında olduğu gibi anket sonuçları çıkmıştır.
O yüzden kesinlikle yok denilen bir durumda değiliz. Zaten yayıldığını düşünüyoruz ama tabii ki somutlaşması için hep birlikte beraber bu işin bilincinde olan ve her yaptığı her adımla aslında step up adım atmak ve atılan her adımla sadece kendimizin bilincini değil bir kişiyi bile etkilediğimizde hayatına nasıl dokunduğumuzu, neler değiştirdiğimizi veya değiştirebileceğimizi görüyoruz. O yüzden hep beraber adım atmaya devam edeceğiz. Mine Atlı'da Step Up kampanyasıyla ülkemizdeki duyarlılığın hissedildiğini ve hatta Wave'in dahi dikkatini çektiğini ifade etti. Burada gerçekten bir Kıbrıslı olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu bir kez daha hissettirdi bana bu kampanya. Çünkü Women Against Violence in Europe, Wave dediğimiz bu ağ, biz üye olduk ve dolayısıyla bütün Avrupa'da bu kampanya aynı günde açıldı, başlatıldı. Ve bütün Avrupa'da kampanyaya katılımı gözlemleyebiliyoruz Wave'in sitesinden de. Ama bizim toplumumuzda gerçekten çok yaygın bir hal aldı. İnanılmaz destek aldı. Çok önemli kişilerden destek mesajları aldık. Dolayısıyla burada toplumun içerisinde gerçek anlamda bir duyarlılık hissettik. Bu bizim açımızdan çok gurur verici bir şeydi. Hatta Wave yetkilileri bize ulaşıp işte ne oluyor oralarda? Çünkü Step Up hashtag'ı kullanıldığı için dünyanın hangi bölgesinde kullanıldığını gözlemlediler ve dediler ki ne oluyor orada? O bölgede çok fazla gördük hashtag'ı. Bize biraz yaptıklarınızdan bahsedebilir misiniz diye böyle bir talep de geldi. Dolayısıyla çok memnunuz etkisinden. Tabii ne önemli kadar olan bu? 2 yıl boyunca yapılacak farklı etki aktivitelerle yürütülecek bir kampanyadır. Tabii ki nihai hedefimiz sadece farkındalık yaratmak değil ama farkındalık yaratmak da çok önemli gerçekten. Çünkü farkındalık arttıkça siyasi iradenin üzerinde bir baskı unsuru oluşabilir. Kimsenin umursamadığı bir konu söz konusuysa veya kimsenin dile getirmediği bir konu söz konusuysa siyaset üreten kişiler veya yasa koyucular neden oturup yasa yapsınlar veya neden bir hizmet sunsunlar? Ama halk tarafından sürekli olarak bir baskı oluşursa bütün kadınlar örneğin kendileri yaşamasalar bile bir başka kız kardeşim mahkemeye erişmek istiyorsa ve cebinde para yoksa devletin bir şekilde burada müdahil olması gerekir derse eğer o zaman bu yönde siyaset üretilmeye başlayacaktır. Dolayısıyla farkındalığın çok önemli bir noktası vardır bu bağlamda. Kayad'ın çalışmalarına da değinen Mine Atlı, ülkemizde ev içi şiddetin bir tanımı olmadığını vurguladı ve ev içi şiddet durumunda çeşitli sorunlarla karşılaşıldığını belirtti. Doğuş hikayesi aslında çok geriye dayanan bir hikaye. Kayad, Meral Akıncı'nın başkanlığını yaptığı bir sivil toplum örgütü. 98 yılında kuruldu ve amacı toplumda kadının rolünü güçlendirmek. Bu bağlamda Kayad özellikle kadınları etkilen sorunlara ilişkin projeler yürüttü ve bize gelen kişilerin talepleri doğrultusunda projeler geliştirdik. Bize gelen taleplerin doğrultusunda hizmetler oluşturduk ve gördük ki bizim toplumumuzda gerçekten ev içi şiddet çok ciddi bir sorun. Bize yıllardır gelen kadınların şikayet ettikleri birçok nokta vardır ve çok haklı oldukları noktalar vardır ev içi şiddet noktasında. Kendi hayat hikayelerimiz vardır, kendi yaşadığımız ev içi şiddet durumları ve bir takım yetersizlikler bu şiddeti gördükten sonra verdiğimiz kararlara desteklenmesi açısından. Dolayısıyla şiddete karşı diren toplumumuzda ev içi şiddetin var olduğunu ve var olan bir soruna yönelik bizim hizmetlerimizin gerek yasal gerek siyasi adımların atılmadığını göstermek için ve bunların üstesinden gelmek için oluşturulan bir projedir. Şiddete karşı diren projesine biz 2014 yılının Kasım ayında imza attık. Amaç, nihai hedefi hem ev içi şiddet verilerini ortaya çıkarmak, bunu da 1000 kişilik bir örneklemle yapılan bir anket çalışmasıyla yaptık. Burada her 3 kadının bir tanesinin ev içi fiziksel şiddete uğradığını gördük. Cinsel şiddet her 5 kadının bir tanesinin gördük ev içinde. Psikolojik şiddeti ölçtük, ekonomik şiddeti ölçtük ve tüm sözel şiddeti ölçtük ve tüm bu şiddet türlerinin çok yaygın bir şekilde toplumumuzda var olduğunu tespit ettik. Daha sonra bu var olan soruna yönelik hizmetlerimizi geliştirilmesi, yani devlet olarak bu hizmetlerin geliştirilmesi için bir strateji oluşturmaya çalıştık.
Bunu yapmak için bir ev içi şiddet yasasının var olması gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde ev içi şiddet yasasının var olmaması şu demektir. Ev içi şiddetin şu an tanımı yok hiçbir yerde. Yeni yapılan aile yasasına yeni yapılan değişikliklerde koruma emri almak için bir takım tadilatlar yapıldı. Orada ev içi şiddet biraz açıldı. Ama tam anlamıyla bu henüz herhangi bir yasanın içerisinde düzenlenmemiştir. Dolayısıyla dışarıda bir şiddete maruz kaldığımızda mevcut ceza yasası bu şiddetle başa çıkabilecek bir araçtır. Ama evimiz içinde şiddete uğradığımızda yeterli hukuki araç olmadığı için mahkemelerin bize üretebileceği çareler sınırlıdır. Örneğin 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlerse herhangi bir kimse toplumumuzda ve avukat tutacak paraları yoksa devlet onlara adil yargılama karinesi dahilinde bir avukat atar. Ama her gün eşinden dayak yiyen bir kadın gönüllü bir avukat bulsa dahi aile mahkemelerine ödemesi gereken pul harçları ve diğer resmi harçlar dolayısıyla ulaşamaz, erişemez. Dolayısıyla adli yardımı barındıran bir ev içi şiddet yasası şart. Bunun dışında ispat külfeti ceza mahkemelerinde makul şüpheden ayrı bir şekilde bir takım şeylerin ispatlanması gerekir. Bu ne demektir? Biliyorsunuz sokakta bir şiddet olayı söz konusuysa etraftaki tanıklara başvurulur vesaire ve mahkemenin tamamen ikna olması gerekir ki yani makul şüpheden ayrı bir şekilde ikna olması gerekir ki o suç işlendi. Ama evimiz içinde şiddet türleri olduğunda düşündüğümüzde tanıklar kim? Tanıklar birçok kez mağdurun, biz direnişçi kelimesini tercih ederiz ama hukuki anlamda mağdurun ceza mahkemelerine veya hukuk mahkemelerine taşımak istemediği tanıklardır. Kimlerdir? Çocuklarımızdır. Veya bazen hiç kimse yoktur. İki kişi arasında olan şeyler. Dolayısıyla kadının beyanı burada çok önem arz etmektedir. Olay yerine gidip etkili olay yeri inceleme gerekir. Bunların tümünün ev içi şiddet yasasına geçmesi gerekir. Örneğin bir ev içi şiddet durumu söz konusu olduğunda polisin kadını karakola çağırması söz konusu olmaması gerekir. Mutlaka oraya gitmesi gerekir. Oradaki ek emareleri toplaması gerekir vesaire. Mina adlı ev içi şiddet yasasının önemini vurgulamak için proje kapsamında lobicilik faaliyeti yürüttüklerini belirtti ve 15 kadın için bunu yapacaktık ama 80 başvuru aldık. Bu da bize konunun ne boyutta olduğunu gösteriyor dedi. Bu yasanın önemini vurgulamak için lobi çalışmaları yürütmekteyiz. Bu lobi çalışmalarının iki tanesi projemiz kapsamında bir avukat istihdamı ve bir psikolog istihdamıdır. Bu avukatımız ve psikologumuz ev içi şiddet direnişçilerine destek vermektedir. Bir gerek hukuki gerek psikolojik. Proje kapsamında biz 15 tane kadına adli yardım verecektik. Fakat o kadar çok başvuru oldu ki bir yıl içerisinde 80 tane kadına şu an avukatımız adli yardım vermektedir. Yani bu da devletteki bu ihtiyacın altını gerçekten yüzlerce kez çizmektedir. Adlı şiddetin sadece fiziksel değil, sözel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet türleri olduğunu da anlattı ve bunların çoğu zaman gizlendiğini kaydetti. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalar, bütün dünyadaki kadın örgütlerinin yaptıkları çalışmalar şunu göstermektedir. Sadece fiziksel değil, diğer bahsettiğimiz ekonomik, sözel, psikolojik, cinsel şiddet türleri de bir kadının üzerinde ölümcül sebeplere yol açabilecek ciddilikte ve ağırlıktadır. Bu projenin ayaklarının bir tanesi de ev içi şiddet direnişçileriyle temas kuran tüm meslek örgütlerine yönelik eğitimlerdir ev içi şiddetle ilgili. Ve bu eğitimlerimizde özellikle polis kurumuna, sosyal hizmetlere bu vurguları sürekli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen toplum tarafından biz kol kırılır, yen içinde kalır toplumuyuz. Dolayısıyla şiddetten bahsetmek, şiddetten söz etmek bu kadar kolay değil. Dolayısıyla psikolojik şiddet söz konusu olduğunda veya ekonomik şiddet söz konusu olduğunda bunları ifade etmek bir o kadar daha da zorlaşır. Çünkü biraz fiziksel şiddet gören ev içi şiddet direnişçileri olunca biraz sempati toplarlar. Evet, kimse işte kaşının parçalanmasını veya işte yumruk yemesi, işte kimsenin bunu yaşaması doğru değil denilir ve bir nebze o kişinin yaşadığı şiddeti ifade etmesi biraz daha kolaydır. Bir de o ifadesi sağlık raporlarıyla vesaire desteklenilir. Evet. Ama diğer şiddet türlerine gelecek olursak, bu konuda kadınlar şikayette bulunduğunda, işte bu şiddet türleri bana bu şekilde hissetmeme sebep oluyor dendiğinde, o zaman toplum içerisinde müthiş bir tahammülsüzlük söz konusu. Yani dayak mı yiyorsun?
dayak değildir bu. Yani polis kurumlarında da gerek sosyalizmlerde de bazen aynı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Yani tam olarak diğer şiddet türlerinin kadın üzerindeki etkisinin vahimiyetini tanıma noktasında ciddi bir sıkıntı vardır. Burada sizin dayanışmanıza çok teşekkür ederiz. Çünkü basın mensuplarının da bu yolda çok önemli bir etkisi vardır. Toplumun da burada atacağı adımlar çok önemlidir. O yüzden Step Up kampanyası çok önemli bir kampanya. Ülkemizde ve dünyada şiddetin önlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Atlı, ev içi şiddet yasasının geçmesinin önemli olduğunu söyledi. Sivil toplumun en büyük sıkıntı demeyelim de en büyük zorluğu budur aslında. Çünkü değişim, bizim amaçladığımız, hedeflediğimiz değişimler kültürel değişimlerdir. Bir gecede olacak değişimler değildir ve somut verilerle ulaşabileceğimiz hedefler söz konusu değildir. Örneğin şey diyorlar bize, işte dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile birçok ihbarda bulunuyor ev içi şiddet konularında. Bizim için o şu an bir başarıdır. Yani bizim toplumumuzda ev içi şiddet konuları ihbara dönüşürse ve kişiler gerçekten seslerini yükseltmeye başlarsa ve yardım almaya başlarsa ve kendileri için farklı bir yol çizmeye başlarlarsa, o toplumda bir farkındalık artışının simgesidir. Dolayısıyla o tarz verilerle, somut verilerle ölçebileceğimiz bir değer değil. Ev içi şiddet yasası geçerse proje kapsamında, bu müthiş bir başarıdır. Adli yardımı da barındıran. Bunun için de çalışıyoruz şu an. Taslak hazırlanmaktadır. Burada toplumun da sizlerin de dayanışmasına ihtiyacımız olacak. Ev içi şiddet yasasının geçmesi için bir baskı unsuru yaratmamız gerekir. Sığınma evleri, eğer yerel yönetimler veya merkezi yönetim bir sığınma evi açarsa bu proje kapsamında, biz her zaman için yardımcı olmaya hazırız örgüt olarak, ekip olarak. Bu da bir başarı verisidir ama toplum içerisinde artık ev içi şiddet konuşulmaya başlıyorsa, ki bu Step Up kampanyasıyla sosyal medyada tartışmaları biz takip ediyoruz ve ciddiye alıyoruz. Çünkü ev içi şiddet ve bu Step Up kampanyasında görebiliyoruz ki bazı kişiler tarafından tali konuları olarak algılanmakta. Bazı kişiler diyor ki işte çok gereksiz, tüm bu kampanyalar çok gereksiz, olması gereken işte kadınlar bu adamları deşifre etsin, bu adamlar yönelik cezalar uygulansın. Bu kadar kolay değil, çünkü evimizin içinde bize şiddet uygulayan kişiler genelde uzun yıllarca bir sevgi ilişkisi yaşadığımız kişilerdir veya çocuklarımızla bir sevgi ilişki yaşayan kişilerdir. Dolayısıyla bu kadar basit değil, cezaya dayalı böyle bir sistem o kadar basit değil. Dolayısıyla burada kadının önce kendini yetkilendirmesi gerekir. Kadının önce şiddete maruz kalmak zorunda olmadığını bilmesi gerekir. Ve adım atmak için utanmaması, çekinmemesi gerekir. Bir de kampanya boyunca ev içi şiddetin biraz sulandırıldığını gördük. Yani sanki işte çok önemli bir konu değil. Bazı kişiler bunu espri haline getirmeye çalıştı vesaire. Bunun da sakıncalarını görebiliyoruz. Sulandırmak, ev içi şiddeti biraz sulandırmak, biraz tali konu olarak algılamak, daha az öneme taşıyan bir konu olarak algılamak. Çok tehlikeli şeyler, çünkü biz toplum olarak ev içi şiddetten dolayı hayatlarından olan kadınları biz yaşadık ve gördük ve maalesef halen daha görüyoruz. Mina adlı ülkemizde bir sığınma evi bulunduğuna dikkat çekerek sığınma evlerinin yerel yönetimlere bağlı olması gerektiğini de ifade etti. Şu an toplumumuzda bir tane sığınma evi vardır ve onu Sosyal İstihbarat Önleme Vakfı yürütmektedir. Bir sivil toplum kuruluşudur. Sosyal hizmetlerle bir protokolleri vardır sadece. Bizim kayad olarak her zaman savunduğumuz bir şey vardır. O da şudur. Sığınma evleri herhangi bir sivil toplum kuruluşu tarafından yürütülmemeli. Sığınma evleri ya yerel yönetimler tarafından yürütülmeli ya da merkezi yönetimler tarafından. Bu çünkü çok ciddi bir sorumluluktur. Ve ciddi kaynaklara ihtiyacı vardır. Sadece kadınların, yani sadece dört duvar ve bir tavandan ibaret bir yer değildir sığınma evi. Sığınma evi bir rehabilitasyon süreci söz konusudur. Sığınma evinde her zaman için
kadınlar çocuklarıyla oraya gittiklerinde bir yaşam alanı yaşa görmeleri gerekir. Her an atılabilirim tehlikesi kesinlikle olmaması gerekir. Seçicilik, bu kadını alabiliyoruz, bunu alamıyoruz gibi bir lüksü olmaması gerekir. Gönüllü olarak oradaki personelin çalıştırması asla söz konusu olmaması gerekir. Çünkü gönüllü olarak yapabileceğimiz veya yapmak istediğimiz aktivitelerin sınırlarını biz belirleriz gönüllüler olarak. Ama orada bir profesyonel çalışma olması gerekir. Bir vardiya sisteminin oluşması gerekir. Oradaki memurlar ciddi anlamda tek işlerinin bu olması gerekir. Çünkü çok zaman ve özveri isteyen bir meslektir sığınma evi işletmeciliği veya sığınma evi personeli olmak. Dolayısıyla böyle bir sorumluluğu hiçbir sivil toplum örgütü tek başına yürütemez düşüncesindeyiz. Ne yapılabilir? Destek verilebilir. Gerek bilgi konusunda, gerek gönüllü destek konusunda elbette ki destek verebilir. Ama ana sorumluluk, nasıl ki bir belediyenin görevi çöp toplamaktır, bir belediyenin görevi aynı zamanda sığınma evi açmak olmalı. Veya eğer merkezi yönetimler, yerel yönetimlere bu konuda destek vermiyorsa, gerek maddi gerek manevi, gerek siyasi koşulları oluşturmuyorsa, merkezi yönetimlerin kesinlikle sunması gereken bir hizmettir. Eğer bir devlet en ihtiyaçlı, en yardıma muhtaç kişileri koruyamıyorsa, bana göre çok büyük bir acizlik söz konusudur. Evet.